كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. فسبحان الذي قال في كتابه الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة منجية من عذاب الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، داعينا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى أولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة بالحق ومرائي المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: استعيذ بالله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri ferizalardan bir ferizayı eda etmek üzere bu mescid-i şerifte topladı. Bizlere kendi ayet-i kerimelerini işittiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahadisi şerifelerini işittiriyor. Rabbimiz bizlere nasihatlanmak, nasihat alabilmek nasip buyursun. Rabbimiz okuduğumuz ayet-i kerimede bizlere uyarıda bulunuyor. Hani büyükler diyorlar ya, insanın kendine yaptığını düşmanı yapamaz. O mesele. Biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. İyiyi de kendimize, hayrı da kendimize yapıyoruz. Şerri de, fenalığı da, kötülüğü de kendimize yapıyoruz. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururmuş. Dermiş ki, bir insanın nefsinin kendisine yaptığını Yunan gavuru ona yapamaz. Yunan gavuru onu öldürecek olsa şehit olur. Ama kendi kendine kusurlar işleyerek, zulümler işleyerek kendisini cehenneme kütük eder. Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun. Rabbimiz bizlere öyle buyuruyor. Estağfirullah. Men amile salihan. Kim salih amel işler ise, güzel amel işler ise, İslam'ın emirlerini yapar ise feli nefsihi. O kendi kârınadır, kendi yararınadır. Onun mükafatı kendisinedir. Ve men esâ, kim de kötü bir amel işlerse fe aleyha. O da onun aleyhinedir, onun zararınadır. Onun zararınadır. Kötülük, fenalık ona dönecektir. Ve mâ rabbuke bizallâmin lil abîn. Ve mâ rabbuke bizallâmin lil abîn. Senin Rabbin kullarına zulmeder olmadı. Yani Rabbimiz kimseye zulmetmiyor. Rabbimiz hak edenin hakkını veriyor. Hayrı hak ettiyse hayrı veriyor. Şerri hak ettiyse ona şer veriyor. Rabbimiz cümlemizi hayır cihetinde tutsun, hayır tarafında tutsun. Hayırda kullanılmak, hayırda kullanmak nefislerimizi cümlemize nasip buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle sual ediyor sahabe ikrama: فَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ف۪ي اُمَّتِ Ümmetim içerisinde müflis kimdir bilir misiniz? Diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ikrama. Müflis kimdir? İflas etmiş kimse, ümmetim içerisinde iflas etmiş kimse kimdir diye soruyor. قَالُوا لَهُ Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ikram cevap veriyorlar. اَلْمُفْلِسُ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا دِينَارَ وَلَا مَتَاءَ Kendisinin dinarı, dirhemi ve hiçbir şeyi olmayan kimse müflis kimsedir diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize de soracak olsa biz de aynısını derdik herhalde. Yani hiçbir şey olmayana iflas etmiş kimse deniliyor. Yani hiç müflis. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Gale fe innel müflise min ümmeti. Bak, ümmetim içerisinde ümmetimden müflis olan kimdir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir müflis esasen bizim anladığımız gibi değil. Evet, hiçbir şey yok. Doları yok, eurosu yok, TL'si yok. Yani altın, gümüşü yok. Dinar, malumunuz altın paraya söyleniyor. Dirhem, gümüş paraya söyleniyor ya. Gümüşü, hiçbir şey yok. Altını yok, hiçbir şey yok. Buna müflis dediler, biz de öyle derdik. Biz de öyle derdik. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek müflisi izah ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, feinnel müflise min ümmeti, ümmetim içerisinde gerçek müflis, hakiki müflis,
Ellezî yehdi yevmel kıyameti. Bak, kıyamet gününe geliyor. Bi salatihi ve zekatihi ve sıyamihi. İşte beş vakit namazlar kılmış, nafile namazlar kılmış, zekatlarını vermiş, oruçlarını tutmuş. Ve yehdi ve gadşeteme hâza. Felancaya sövmüş, hakaret etmiş. Bak bunlar var, namaz, oruç var. Evet, ama yanında ne var? Felancaya sövmüş, hakaret etmiş. Vakadı ve hada felancaya iftirada bulunmuş. Felancaya iftirada bulunmuş, iftira etmiş. Ve kelemale hada felancanın da haksız yere malını yemiş. Haksızlık yapmış, zulmetmiş ona. Zulmetmiş. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve sefeke deme hada felanca kimsenin de kanını dökmüş. Ama işte faili meçhule gitmiş. Kanı dökmüş, faili meçhule gitmiş. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor. Vadara ve hâde felanca kimseye de vurmuş. Yani felanca kimseyi dövmüş, dövdürmüş. Felanca kimsenin hakkında gıybet etmiş. Başka hadis-i şeriflerde gıybet de var. Gıybet etmiş. Yani kul hakkına taallük eden işler, zulümler işlemiş. Kul hakkına taallük eden işler, zulümler işlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte gerçek müflis budur. Gerçek müflis budur. Devamlı da buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hasenatının, onun yaptığı, kıldığı namazların, verdiği zekatların, oruçların, hacların hakkını gasp ettiği insanlara nasıl transfer edilmiş onu anlatıyor bize hadis-i şerifte. Efendimiz buyuruyor ki feyu'da hada min hasenatihi ve hada min hasenatihi. Bak onun haseneleri veriliyor. Evet. Fe'in fe'niye. Kimin hakkını gasp etmiş, kime zulmetmişse yaptığı o iyilikler karşı tarafa hakkı gasp edene veriliyor. Fe in feniyet hasenatuhun, onun hasenene de bitti. Gable en yugla ma alihi. Yani hakkını gasp etmiş olduğu kimsenin hakkı daha ona iade edilmeden haseneleri bitti. Ki biter. Biraz sonra okuyacağız hadis-i şerifte. Biter. Yani hasenelerimiz yok pahasına gider, yok pahasına. Hani mal haciz ediliyor da icrada yarı fiyatına satılıyor ya. Yarı fiyatına değil, binde bir fiyatına gider bizim namazlarımız. Bir de binde bir fiyatına gider bizim zekatlarımız. Binde bir fiyatına gider bizim hacılarımız, umrelerimiz. Bu kul hakkına çok dikkat etmeliyiz. Kul hakkına çok dikkat etmeliyiz. Biraz sonra hadis-i şerifte izah edeceğiz. Nasıl? Yok pahasına gidiyor işler. Yok pahasına gidiyor o ameller. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki haseneleri daha karşı tarafın hakkı bitmeden önce verildi ama para etmedi öbür tarafta, anca yarısını karşıladı veya tamamlanmadı karşı tarafın. Hakkı henüz daha alacağı var yani karşı tarafın. Uhude min hadayahum, o karşı tarafın günahları alınıyor. Ve durihat aleyhi, o kimsenin sırtına, hani o borçlunun sırtına yükleniyor. Borçlunun sırtına yükleniyor. Sümme durihat finna, sonra da cehenneme atılıverilir. Bak, bir kul hakkına girdin. Zulümlerde bulundu, işte gıybetler, iftiralar dedik, ondan sonra sövmeler, küfürler, hakaretler, başkasının haksız yere malını yemek, kan dökmeler, işte dövmeler, dövdürmeler. Bir bakmışsın ki gıybetler, bir bakmışsın ki senin elindeki hasenelerini götürmüş, bir de karşı tarafın günahlarının sana transfer edilmesine, sana nakledilmesine sebebiyet vermiş. Ondan sonra cehenneme atılmışız. Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz bu sınıflara düşmekten, bu sınıfa girmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Hani yok pahasına gider demiştik ya ameller. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lereddu danidin min haramin. Haramdan diyor ufacık bir parça. Yani bir dirhemin altıda biri kadar bir miktar. Bir dirhem aşağı yukarı 10 dirheme bir koyun alınıyordu. 10 dirhemi yani 1000 lira desek bugün bir koyun, hadi hesap yapalım. 100 lira eder. 100 liranın da 100 lirayı da 6'ya bölelim. Yani 20 lira gibi bir şey eder. 18, 19, 15 lira gibi bir şey eder. Yani o kadarlık bir zulüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeyiyle yapıyorum, tabiriyle. Yani bir dirhemin 6'da biri. 15, 20 lira arası bir para ediyor. O kadarlık haramdan bir malı geri vermek اَفْلَرُ عِنَّ اللّٰهِ مِنْ سَبْعِينَ حِجَّةً مَبْرُورَةً 70 tane kabul olmuş haçtan daha faziletlidir. Yani onu geri vermek 70 tane hac, nafile hac yapmaktan daha faziletli. O hakkı, o zulmü düzeltmek 70 haçtan daha makbul. Kabul olmuş haçtan daha makbul. Yani bizim amellerimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifine binaen hesaba koyarsak bizim amellerimiz binde bir fiyatına gider mi gitmez mi? Gider.
Yani yok pahasına gider amellerimiz. Yani bu zulümden vazgeçmeliyiz, haktan, hukuktan vazgeçmeliyiz. Duyuyoruz öyle, işte kendilerine miras kalıyor, öbür tarafı kandırıyor, malına konuyor, ilahiri, çekin götürün. Bu zekatlar terk ediliyor, zekat da kul hakkıdır, fakir fukaranın hakkıdır. O da kul hakkına girer, Allah muhafaza buyursun. Zekatı terk etmek kul hakkına girer, fakir fukaranın cebindeki parayı almaya girer. Ama hocam onu ben kazandım, evet 100 bin liranı sen kazandın cebinde, ama onun 2,5-2500 lirasına Rabbimiz bu fakir fukaranın buyurdu. وَالَّذ۪ينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُونَ buyuruyor Rabbimiz. O zengin müminlerin malları içerisinde belirlenmiş olan bir hak var. لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُومِ İsteyen, muhtaç olan, fakir fukara ve utanıp isteyemeyen, muhtaç olan fakir fukara için belirlenmiş bir hak var. O senin cebinde ama senin değil o. O 100 bin liranın 2500 lirası senin değil. Kimin? Fakir fukara. Arayıp bulacaksın. Arayıp bulacaksın. Rabbimiz cümlemize anlamak nasip buyursun. Peki nasıl düzeltiriz biz bu işleri? Nasıl düzeltiriz? Evet, bir, zulmettiğimiz kimselerin zulmünün karşılığını vereceğiz. O zulümden vazgeçeceğiz, tövbe istiğfar edeceğiz. O kimselerden helallik alacağız. Nereden biliyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Buhari rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضٍ اَوْ مَالٍ Irz cihetiyle, yani şan şeref cihetiyle veya mal cihetiyle kimin yanında kardeşine ait bir zulüm malı var ise, zulmederek onun mal konmuş, malına el konmuş veya işte şanla şerefine, gıybetine dokunulmuş, gıybet edilmiş, şanı şerefe alçaltılmış, iftira edilmiş, şanı şerefe alçaltılmış. Her nevi zulüm bunun içerisine girer. Her nevi zulüm bunun içerisine girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, böyle bir şey var ise, فَلْيَتَحَلَّنُهُمْ يَوْمًا İşte bugün helalleşsin diyor. Bugün helalleşsin. Ya adama gidersin, kardeş bir şeyim yok görmüşsün. Ha, var olanı verirsin, olmayandan da helallik istersin. O eğer sen samimiyetle olanı verirsen o olmayanını helal eder büyük bir ihtimalle. Yani bir şekilde helalleşilecek. Bir şekilde helalleşilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bugün helalleşsin. قَبْلَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ يَوْمٌ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمٍ Dinarın, dirhemin, doların, euronun, TL'nin geçmediği gün gelmeden önce helalleşsin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü orada para geçmiyor arkadaşlar. Orada para geçmiyor. Ama burada geçiyor. Burada o işler çözülür. Rabbimiz dünyada bu işleri çözmek nasip buyursun. Ha ben yarın çözerim demeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldu. Çünkü ha buradan ben inemeyebilirim. Veya buradan yuvarlanarak inebilirim değil mi? Bir sekte-i kalple ben tık diye gittim. Veya siz bir sekte-i kalple yan tarafa yatıverirsiniz. Yani ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için bir an önce bu işleri çözmek gerekir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helekel müsevvifun, yarıncılar helak oldu buyuruyor. Yarına bıraktığımız işler hep zarar ettik zaten. Hepiniz öylesiniz, ben de öyleyim. Yarına bıraktığımız hangi işi yaptık? Bugün yapılması gereken işi bugün yapacağız, yarına bırakmayacağız. Bir de kardeşlerim malumunuz burası Kur'an kursu. Burada Kur'an kursu talebelerimiz var. Onlara zekatlarınızı verin. Fî sebîlillah cihetini, Allah yolunda cihad edenler cihetini kuvvetlendirin zekatlarınızla, fıtır sadakalarınızla. Arkadaşlarımız fıtır sadakası, zekat zarfları şey yapacaklar sizlere, çıkışta verecekler. Bunlara itibar edelim. Kendimizin yoksa da arkadaşlarımıza, yakınlarımıza illa ve illa zekatlarımızla, fıtır sadakalarımızla, ümmet-i Muhammed'in zekatlarıyla fi sebilillah ciheti Kur'an talebelerini yüceltelim, Kur'an talebelerini ihya edelim ki onlar da bizim dinimizi korusunlar. Malumunuz bu din bize nasıl geldi? Bu din bize Kur'an talebeleriyle geldi. Kur'an talebeleriyle geldi. Rabbimiz cümlemize anlamak nasip buyursun. Ela inna ahsenel kelam ve kelam nizam.